Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Bir eril dişil açılımı yapacağız. Daha doğrusu haftalık eril dişil açılımımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım eriller ve dişiller ne durumda? Kolektifteki eril enerji ve dişil enerji ile ilgili en doğru bilgileri niyet ediyoruz bakalım. Eril enerjiler beklemedi. Bir bekleme enerjisi hakim. Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Böyle bir gündemleri var. Kaderi değiştirmeye çalışıyorlar. Ya da ellerine şöyle, ya da ellerine bir fırsat geçmiş. Bu fırsat onların kaderini değiştirme adına ilerleyen bir durum söz konusu olabilir. Evet, bir fırsat, evet, bir teklif. Yani eril enerjiler kaderi değiştirmek istiyor aslında sevgili arkadaşlar. Bekledikleri bir durum varmış bu kişilerin. 3 haftadır, 3 gündür, 3 aydır. Ya da üçlü bir durum içinde bu eriller. Kaderi değiştirmek için uğraşıyorlar. Eril enerjiler size tekrar dönmek istiyorlar aynı zamanda. Çünkü eril dişil açılımı yaptığımız için söylüyorum. Siz de odaklı olarak, yani iş olarak almayacağım bunu. Sevgili eriller size küçük de olsa bir teklifle tekrar gelmek istiyorlar. Çünkü sizin onun kaderi olduğunuzu düşünüyor eril enerjiler. Kolektifteki eril enerjiler, dişil enerjileri kendi kaderleri olarak düşünüyorlar sevgili arkadaşlar. Yani size duyguları var ama belli etmiyor. Size hisleri var ama belli etmiyor. Soğuk davranıyor. Belki aranızda mesafe de olabilir. Soğuk davranıyor, sürekli araya mesafe bırakıyor. Çok fazla ilgilenmiyor. İlgi, alaka, sevgi göstermiyor olabilir size. Ama bu sizi sevmediği anlamında değil. Birden bir çılgınlık yapmak istiyor aslında. Şu an eril enerji. Birden bir çılgınlık yapmak istiyor. Ne diyebilir? Hadi kalk gidelim. Mesela örnek verelim. Hadi kalk gidelim, başka bir yerde yaşamaya başlayalım. Hadi işte farklı bir şey yapmak istiyor. Sizinle birlikte farklı bir şey yapmak istiyor. Ya da hadi gel yeniden başlayalım. Sıfırdan başlayalım. Hiç yaşanmamış gibi yeniden bu ilişkiyi canlandıralım. Burada çünkü yeniden bir dönen de bir eril enerji görünüyor. Yani kaderi olduğunu düşünüyor ve enerjisi de sizin de sıfırdan başlamak, yeniden başlamak. Ama bu sefer farklı bir şekilde başlamak istiyor eriller. Ve size gelmek istiyor, size adım atmak istiyor da atacak Allah'ın izniyle. Sevgili eril enerji, hem düşüncesinde var bu, hem eylem olarak yapmak istiyor. Bir an önce, yani çok böyle uzun vadede bir durum söz konusu değil ama birdenbire hiç beklemediğiniz anda sizin karşınıza geçip size sürpriz yapabilir, yapmak isteyebilir, size bir teklifle gelebilir. Bu tarz enerjilerin hakim olduğu görünüyor eril enerjilerde. Devam edelim bakalım. Gönlünde de bir tılsım kraliçesi var. Buradaki gönlündeki kişi kendi de tılsım kralı olarak çıktı. O benim eşim diyor sizden için. Ben eşimi buldum dedi. Yani kendisinin diğer yarısı olarak görüyor sizi. Kendi gibi görüyor. Kendi gibi sağlam görüyor. Size de güveniyor. Sizin sevginize de güveniyor. Duygularında, özellikle duygularında yeriniz belli sevgili dişiller. Merak etmeyin. Eril enerji size her ne kadar göstermiyor olsa da sizin değerinizi, sizin değeriniz onun için çok kıymetli söyleyebiliriz. Kıymetli ve yeriniz sağlam. Ama bu aralar biraz memnuniyetsiz olabilir. Mutlu olmayabilir ya da sizi mutlu edemiyor olabilir. Ne yaparsam yapayım o mutsuz, memnun olmuyor diyor olabilir. Ya da şu an kendisi bir memnuniyetsiz, mutlu olamayan bir enerji içinde gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Biraz kendini de geri çekmiş gibi bir hissiyatı var. Ama geri de çekse, memnun da olmasa, size sağlam adımlarla gelmek istiyor sevgili arkadaşlar.
Eril enerjiler, sizinle tekrar başlamaya niyeti var. Sizinle eğer küsseniz, ayrıysanız, konuşmuyorsanız, yani tekrar gelmek, tekrar görüşmek, tekrar bu ilişkiyi sıfırdan başlatmak, yeniden başlayalım, yeniden bunu bir deneyelim. Kaderim, yani kader bizi birleştirdi. Kaderin birleşmesiyle işte ayrılmayalım gibi gündemleri söz konusu olabilir. Eriller gelme enerjisi içinde sevgili arkadaşlar. Ve size gel benim kaderim ol diyebilir kısacası eril enerjiler. Ve geldik dişil enerjilere. Peki dişil enerjiler ne durumda? Kolektifteki dişil enerjiler ne durumda? Kolektifteki dişil enerjiler. Dişil enerjiler geçmişi özlüyor. Güzel günleri özlüyor. Birlikte geçirdiğiniz anları özlüyor. Tekrar onları yaşamak istiyor. Dişil enerjiler düşüncesinde eski günleri hayal ediyor. Sizin yani erillerle mutlu olduğu anları hayal ediyor. Düşünüyor, çok düşünüyor. Geçmişi düşünüyor, birlikte olduğunuz anları düşünüyor. Dişiler, bazılarınızın çocuğu var, çocuklarıyla ilgili düşünüyor olabilir. Ortak çocuğunuz da olabilir. Dişiler diyor ki bitti artık gelmez. Yani çok yorulduk. Bu ilişki nereye gidecek? Yani ben tükendim diyor aslında. Karşı taraftan da umudu yok. Çok tükendik, çok bittik. Bu ilişki nasıl düzelecek dediği bir durum söz konusu. Ama dişil enerji gerçekten bitmiş durumda sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda da diyor ki her ne kadar bitse de biraz bana zaman ver. Eril enerji gelmeye gelecek Allah'ın izniyle. Dişil enerjiler zaman isteyecek. Çünkü ben çok yoruldum bu ilişkide. Çok tükendim, çok bittim, çok yıprandım. Yani kendimi çok feda ettim bu ilişki için. Kendimi feda ettim ben. Kurban ettim. Ama düşünmem lazım diyecek. Dişiller düşünmem lazım diyecek. Hemen yani eriller geldi. O hoş geldi deyip boynuna sarılma gibi bir durum yok burada. Dişil enerjiler zaman isteyebilir. Evet dişil enerjiler çok sinirli, çok gergin, çok öfkeli. Konuşamadıkları var. Söyleyemedikleri kalmış içlerinde. Bunları kusmak istiyor. Bunları dile getirmek istiyor dişiller. Aklından geçenleri, düşüncelerini, fikirlerini, o öfkesini bir an önce o benim yanıma bir gelsin ben biliyorum ona diyen dişiller var sevgili arkadaşlar. Dişiller korkuyor. Dişiller tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korkuyor. Dişiller yani evet tamam hadi başladık desek de biz yine aynı şeyleri yaşarız. Aynı sorunları yaşarız. Bir kez zaten bazılarınızın etrafı çevresi de bu ilişkiyi istemiyor gibi onları da çok karıştığı görünüyor bu bazılarının ilişkilerine. Bazılarının arkadaş ortamları biraz böyle karanlık olabilir. Aynı zamanda bazı dişiler de bu ilişkiyi netleştiremiyor. Bir türlü kafasında netleştiremiyor, gönlünde netleştiremiyor. Sağlamlık yok diyor. Yani bir türlü güvenemiyor. Dişil enerjide güven eksikliği var. Güvenemiyor dişiller. İlişkiye güvenemiyor. Erille ilgisi yok. Yani bu ilişkinin devamlılığıyla ilgili güvenilirliği yok. Aynı zamanda da yani başlasak bile çok böyle yine yıpranacağız diyor. Çok böyle kolay olacak bir ilişki değil dedi. Ben buna hazır mıyım diyor kendi kendine. Ve aynı zamanda diyor ki ben zaten çok yıprandım. Daha bunun üstüne bir şey kaldırabilecek durumda değilim. O yüzden bu ilişkinin tekrar düzelmesi, tekrar aynı sorunları yaşaması, bırak aynı sorunları. Küçücük bir sorun da olsa, küçücük bir şey de olsa onu kaldıracak mecalim kalmadı diyor dişil enerjiler. Böyle bir durum içinde. Evet, her ne kadar eril enerji evet bir an önce gelmek istiyor, yeniden başlamak istiyor, kaderi yeniden çizmek istiyor.
Ama dişiler kestirip atma durumu yok dişilerin. Sadece çok sorguluyorlar, çok sorgulayacaklar, çok irdeleyecekler, yalnız kalmak isteyecekler. Yine diyorum zaman isteyecek. Dişiler biraz zamana ihtiyacı var. Bu ilişkinin de zamana ihtiyacı var diyor dişiler. Yani bunlar nasıl düzelir, nasıl iyileşirim? Tekrar beni aynı yerlerden vurur musun? Aynı acılar tekrar yaşar mıyım? Düşüncesi var ve hissiyatı var ve o yüzden korkuyor dişiler. Devam edelim. Dişil enerji daha önce de aslında hep sağlamlık istemiş. Dişil enerji 3 defa belki 5 defa bazen 10 defa ama çoğu dişil enerjiler 3 büyük bir şans vermiş. Eril enerjiye. Ben sana zaten çok şans verdim. Çok konuştuk bu konuları. Tek çok böyle küstük barıştık. Her seferinde konuştuk, anlattık. Biz sürekli seninle bu güvenilirlik konusunda konuşuyoruz. Ve sürekli ben sana şans veriyorum. Ama şöyle bir şey de var. Dişil enerjilerde gerçekten o bana gelsin dediği de bir durum da söz konusu aynı zamanda. Her ne kadar korkuyor olsa da aslında dişil enerjiler eril enerjinin gelmesinden ziyade bana açtığı yaraları iyileştirsin istiyor dişiler. Sen beni çok üzdün, sen beni çok yıprattın, sen beni bitirdin, ben senin yüzünden öldüm, bittim, tükendim, benim ayağa kalkacak mecalim yok diyor dişiler. Gel beni, gel, gel beni sevginle beni iyileştir. Kaldır beni. Bu halden beni sen kaldırabilirsin. Sen iyileştirebilirsin. Bunu da sevginle yapacaksın diyor dişil enerjiler. O dişiler bayağı konuştunuz. Gerçekten de konuşamadığınız, içinizi dökemediğiniz kelimeleriniz ve cümleleriniz varmış. Ben bile bayağı bir uzun uzun konuştum. Evet, bakalım dişil enerji son kez ne diyor? Ben aslında bu ben yani gönlümdeki duygularım bitti. Dişiler öyle diyor. Benim sana olan gönlümdeki duygularım bitti. Sen beni öldürdün. Duygularımı öldürdün. Tekrar bu duygular yerine gelir mi? Tekrar canlanır mı? Tekrar hayat bulur mu? Bilemeyeceğim. Bunun için de benim biraz düşünmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var dedi dişiler. Oo, güzeldi. Evet. Pekala. Eril enerji ne yapacak? Eril enerji dişil enerjiye karşı ne yapacak? Önümüzdeki günlerde dişil enerjiye karşı eylemi ne olacak diyoruz. Çiçek misali bir dizi inci yelkenim asaların sultanı geldi. Burada evet sizin için savaşacak, sizin için mücadele edecek, sizi istediğini, sizi iyileştirmek istediğini bir şekilde size anlatacak ve Allah'ın da izniyle en kısa zamanda size geleceğini söyledi sevgili arkadaşlar. Yani ben seni kolay kolay bırakmam dedi eril enerji. Peki dişil enerji önümüzdeki günlerdeki eylemi ne olacak? O kılıçların ikilisi. Yani kararsızlık yaşayacak dişil enerjiler. Yani ikilem yaşayacaksınız. Öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer diyor. Yani saf mantıkla duygular arasında gidip geliyorsunuz ama zaten duygular da bitmiş aslında. Burada sizi tek düşündüren, yani bu kişiye karşı hala çok sevginiz olduğundan değil ya da bu kişiyi unutamadığınızdan değil, bu ilişkiyi tekrar sıfırdan başlama gibi bir durum söz konusu olursa bu da şeyden dolayı aslında. Ben buna çok emek verdim, bu ilişkiye, bu evliliğe çok emek verdim, emeklerimin heba olmasını istemiyorum gibi düşünerek eğer barışma olursa bu anlamda bir barışma var. Yoksa eril enerji için ölüp bittiğiniz bir durum yok dişiler.
Peki böyle bir ilişkide sevgili Rumi, böyle eril dişil açılımında, böyle eril dişil ilişkisinde kart geldi. Böyle bir ilişki nereye gider diyecektim. Kılıçların sultanı geldi. İpteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. Yani burada aslında artık netleşecek. Her şey netleşecek. Net konuşmalar, net tavırlar. Yani artık geliyorsan sağlam gel, ben eski şeyleri yaşayamam. Dişil enerji bunları söyleyecek. Eril enerji de net olacak. Eril enerji de yani tamam dişiller bu şekilde diyorsunuz ama eriller de zaten bunu düzeltmek adına geliyor size. Tekrar aynı şeyleri yaşatacağım diye gelmiyor. Evet, bazı şeyler belki geç oldu, bazı durumlar sizi üzdü. Belki de çok şans verdiniz, çok fırsat verdiniz, olmadı. Ama bu sefer eriller de kestirip atarak evet tamam sen haklısın. Ben artık işte sizin rahatsız olduğunuz o konu neyse o konuyu kestirip atacağım. Bundan emin olabilirsin diyor size. Siz de kararlı ve keskin ve dik duruşunuzla bu ilişkiyi, peki devam mı? Peki devam mı bu ilişki? Bu ilişki devam mı sevgili Rumi? Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Allah'la mest olanlar içindir dedi. Yani diyor ki siz kararlı durun. Eril enerji ne istediğinden emin olsun. Dişiller de ne istediğinden bir şekilde emin olacaklar, karar verecekler ve işinizi Allah'a bırakın dedi. Burada ruhani geldi sevgili arkadaşlar. Tekrar kart çekmek istemiyorum. İşinizi Allah'a bırakın. Yani yine dönüyoruz ve kadere geçiyor. Kader çıkıyor tekrar. Yani bu kişi gerçekten sizin kaderiniz olabilir sevgili arkadaşlar. Arındırıcı bu kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Yani Allah'a güvenin, Allah'a inanın, umudunuzu kesmeyin. Hakkınızda hayırlısını Rabbim belirleyecek. Burada da bu kart geldi. Ama herkes net bir şekilde ve ciddi bir şekilde, yalansız rivasız, her iki tarafta birbirine açık olduğu zaman eril enerji dişil enerjiden hoşlanmadığı ya da işte dişil enerjinin istediklerini tam olarak vererek, dişillerde eski konuları ya da bu verdiği emeği, bu ilişkiye verdiği emeğin hatırına tekrar bir tamam başlayalım derlerse, burada Allah'la mest olanlar için diyor kadem, yani kartımız dengeye geleceğinizi söylüyor. Dengeye geleceğinizi söylüyor. İşinizi Allah'a bırakın, sisteme bırakın, evrene bırakın. İşiniz Allah'la dedi. Evet sevgili arkadaşlar, yaşayıp göreceğiz diyoruz o zaman biz de. O zaman ne yapıyoruz? Her zamanki gibi aldık, kabul ettik diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.